Burdur'da çok uzun değildi molamız. Bizim Şişçi Mücahit'te birkaç lokma yedikten sonra, ki tabii orada bakmayın böyle dediğime, böyle birkaç lokmayla iş bitmiyor, yolumuza devam edecektik. Fakat baktık ki Burdur'da o kadar çok şey değişmiş ki son iki yılda. Anlatalım istedik. Çünkü önemlidir Burdur. Siyasi parti liderleri bile genellikle buradan başlar mitinglerine. Eğitim seviyesi yüksektir ve hoşgörülüdür insanları. Hem bir kentte ne olması gerekiyorsa o vardır, hem de ilişiğini kesmediğinden kırsalıyla Anadolu sıcaklığı. İl dışına taşınmış olsa da üniversitenin büyük bölümü tam bir öğrenci kenti olmuş desek yeridir. Önce onlara soralım istedik. Bakalım ne düşünür? Ne yaşar gençlik? Evet ablacığım, öncelikle merhaba. Merhaba. İsmin ne? Ümran. Resim bölümünde misin Ümran? Ya hayır, değilim şu anlık ama hazırlık yapıyorum. MAKÜ için. Sınav var. Evet, yetenek sınavına hazırlık yapıyorum. Peki bu daha önce yapıyor muydun resim, yoksa sırf buraya gireceğim diye mi başladın? Hayır, normalde ortaokulda devam ediyordum. Lisesine devam ettim. Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Yani 5-6 senedir bu işle uğraşıyorum hemen hemen. Kaç doğmuşsun abla? 97. İhtiyarladığımızın resmidir bu, biliyorsun. Yok estağfurullah. Ablacığım, bana biraz geleceğe dair neler düşünüyorsun? Umutlu musun bir genç olarak? Bana onlardan bahseder misin? Şöyle söyleyeyim, resim için çok hayallerim var. Hani resim öğretmenliğini bitirip hani daha çok alanlarda ilerlemek istiyorum. Sergiler açmak. En azından üniversitede bir hocaya kadar gidebilirim yani. Hocalık istiyorum. Yani bilmiyorum şu an neler olur hayatta ama üniversite öğretmeni olmak istiyorum en başta resim alanında. Sonra sergiler açısından çok istiyorum resmi. Bunun dışında pek bir şey söyleyemem. Böyle bir tutkuyla çıkarsan başarırsın. Ya inşallah başarırım. Çünkü gerçekten resim benim hayatımda tam bayağı uzun bir süredir var. Ortaokulda da ben hani hiç sevmezdim normal dersleri. Özellikle bu yıl başladım. Yani bu yıl başladım derken bu yıl daha çok net başladım işin içine. Önceden hep böyle bir tek tük, temel gibiydim. Bu sene daha iyi. Yani yağlı boya açısından da çok seviyorum resmi. Burdurlu musun? Evet, Burdurluyum. Ailenlesin yani. Ailemle yaşıyorum. Güzel. O zaman biraz Burdur'u anlat bakalım bize. Mutlu musunuz? Burada güzel şeyler görüyorum şimdi burada. Ya yaya falan bir şey. Burdur var. Güzeldir aslında. Biraz küçüktür. Herkes sevmez burayı. Neden? Ya hani küçük olduğu için gezme açısından pek bir yapılacak bir şey yok. Hani üniversitesi yeni oldu. Yeni yeni kendine geliyor buralar. Yani yeni yeni düzene girdi gibi oldu. O yüzden eskiden hiç kimse burayı sevmezdi. Burada okumak bile hani insanlara çok garip gelirdi. Ben burada okumak istediğim zaman arkadaşlarım hayır neden Burdur dediler. Buradan, evet. Onların derdi biraz aileden de uzaklaşmak. Evet. Hani üniversitede ben istemiyorum ben ailemden uzaklaşmak. Onların yanında olmayı daha çok istiyorum. Hani yani en azından üniversitede onların yanında okumayı çok istiyorum. O yüzden. Çok güzel. Baban ne iş yapıyor? Babam esnaf. Şey, beyaz eşya dükkanı var. Onunla uğraşıyor. Burdur'da bir eğitim seviyesi yüksek zaten yani. Burdur'un eğitim seviyesi bayağı yüksek. Senelerdir öyle. Hani çok güzel bir eğitim var. Ama hani gezme açısından gençler biraz da şimdi hani gezmeye daha çok yatkınlar ya. Şimdi de çok kafeler falan da açılmış ama yani. Kafeler 3-4 senedir bu kadar var. Hı? Geçen yani ondan önceki seneler pek yoktu. Yani buranın İstiklal Caddesi olabilir burası bir müddet sonra. Bir süre sonra evet öyle olacak gibi görünüyor. Çok güzel. Yani Burdur'da kalacağım diyorsun sonuçta. İnşallah diyorum. Kesin bir konuşmak istemem. Ama Burdur MAKÜ öğrencisi olmayı çok istiyorum. İnşallah olursun ablacığım. İnşallah. İnşallah. Bakacağız artık. Teşekkür ederim. Bize mi öylesi denk geldi? Yoksa hepsi böylesine özgüveni yüksek gençler mi bilmiyorum ama bize umut verdiler. Üniversitede misiniz? Lisede misiniz? Liseyiz daha. Güzel. Evet.
Burdurlu musunuz? Yok, ben Muğla'lıyım. Burada okuyorsun ama, evet. Ailen burada yani. Evet, ben Burdurlu'yum. Ben Burdurlu'yum. Güzel. Çocuklar, Burdur çok değişti ya. Ya ben senelerde gezdim, farklı bir Burdur buluyorum yani artık. Bir gelişme. Bir büyük kent havası olmuş, üniversiteyle belki de böyle değişti. Evet, çok büyük gelişmeler oldu. Yeni iki yılda bayağı bir atladık yani seviye bence. İki yıldır diyorsun. Yani iki yılda bir anda oldu bence. Bence başkan çok güzel yollar yapmış, bir şeyler yapmış. Yani gördüm ben, gerçekten kent havasına ulaşmış burası. Özellikle göl tarafı kesinlikle mükemmel oldu bence. Değil mi? Evet. Gittim bugün, çok güzeldi gerçekten. Peki geleceğe dair ne düşünüyorsunuz çocuklar? Çünkü sizin düşünceleriniz bizler için önemli. Sizin adınıza hep başkaları karar veriyor. Siz ne istiyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Umutlu musunuz? Bence Burdur böyle gelişmeye devam ederse kesinlikle ileride çok mükemmel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Peki kendinize dair, geleceğe dair umudunuz var mı? Ne istiyorsun, ne okumak istiyorsun? Okursan başarıya ulaşacak mısın? Onları biraz. Tabii okursak herkes yerlere ulaşabilir. Ben şu anda kesin bir istediğim yer yok ama inşallah hayırlısı olur. Neresi olursa olur mu? Kız, bir şey vardır herhalde kafanda. Ha, yok, ben zaten sayısal öğrencisiyim. Yani mimarlık, tıp olabilir yani o tarz. Sen ne düşünüyorsun geleceğe dair? Ben tıp okumak istiyorum. Hacettepe tıpı düşünüyorum ama inşallah olur. Olur olur, ben inanıyorum. Burdur çok başarılı bu konularda. Evet, Burdur'un eğitimi cidden iyi. Şehrin küçüklüğünden de olabilir belki bu durum. Yani şehir küçük, herkes birbirini iyi kötü tanıyor ama büyük şehirde ne varsa şimdi Burdur'da da olmuş zaten. Evet evet, Burdur gelişti zaten. Ama hani eğitim bakımından da ulaşım gayet hani rahat öğrenciler için. Bu yüzden öğrenciler hani vakitlerini hani ulaşımda harcamak yerine eğitimde harcıyorlar daha fazla. Peki ya, seninle de konuşalım. Saçlar maçlar canavar böyle bakıyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Sen de 12 mi? 11 mi? Aynıyız. Aynı okuldayız. Vallahi ben askeri alan düşünüyorum okumayı, askeri alanda. İşte üsteğime falan okuyup üniversitesini oradan. Harp okuluna gitmek istiyorsun yani. Yani evet, harp okulu aklıma gelmedi. Çalışıyor musun peki bunun için? Daha çalışmıyorum ya. Yani onu istiyorum. Kaldı daha ne çalışacaksın? 12'de başlayacağım daha. Çocuklar, dershanelerin kalkması iyi oldu mu sizce? Yo, biz zaten dershaneler bence kalkması iyi olmadı. Yani tabii ki okullara daha çok şey oldu, yönelmeler oldu. Kesinlikle daha iyi oldu. Kurslar açıldı, şey yapıldı ama bence hani öğrenciler dershaneden de destek alsalar daha iyi olabilirdi. Peki dershanelerin yerine başka bir şey aldın mı? Özel ders falan alıyor musunuz? Var mı böyle bir şey? Yoksa? Butik dershaneye gidiyoruz. Yani kurs merkezi gibi bir şey oldu artık. Dershanenin adı değişti yani. Yani evet, bir nevi. Ama dershaneler azaldı. Hani özel okullara yönelim arttı biraz daha. Temel liseler açıldı. Özel dersler de var. Yani bir şeye ihtiyaç varsa bir şekilde bir boşluk doluyor galiba. Ad değiştiriyor, başka bir şey olarak tekrar kalıyor bence. Şimdi de mesela hani temel liseler çıktı. Bu kadar çok yoktu bu sene. Bayağı çok çoğaldılar. Yani bir şekilde bence eksik bir yerden tamamlanmak isteniyor. Siz devlet okulunda mısınız, özel okulunda mısınız? Devlet okulundayız biz. Evet. Ne kadar çok özel okul açılmış Burdur'a? Evet. Gördün mü yani? Bu sene özellikle çok fazla açıldı. Tabii haliyle birçok öğrenci dağıldı gitti gibi bir şey oldu yani. Peki çocuklar, başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Tarım ve hayvancılık hala Burdur'un can damarı. Onunla da ilgili bilgi alacağız ama önce Burdur'u bir de meslektaşlardan sormak gerekiyor. Abdurrahman Kızılkaya. Öyleydi değil mi Abdurrahman? Evet. Ne oluyor? Durum nedir? Burdur gelişiyor mu? Burdur'da ticaret, turizm, en iyi sen değerlendirirsin. Biz zaten programlarımızda böyle yapıyoruz. Yani biz gelip bir günde öğrenmiyoruz. Meslektaşlardan öğreniyoruz. Aslında Burdur iki yıldır özellikle son dönemde artık sosyalleşmenin de kentlerde önemli olduğunu hissetmeye başladı. Bunu nasıl hissetti? Şu an üzerinde bulunduğumuz cadde, röportaj yaptığımız cadde daha önce trafiğe açık bir caddeydi. Sayın Belediye Başkanı Ali Okun Erceğiniz bu caddeyi trafiğe kapatarak Sevgi Yolu adı altında burada sembolik heykellerle, görsel desteklemelerle düzenledi ve görüyorsunuz İnsanlar burada çoluğuyla, çocuğuyla, işte pet hayvanıyla beraber gezerek en azından bu cadde ekonomisine katkı sağladı. Ekonomiyle de ilgilenen birisiyim. O yüzden rakamlarla değerlendirmek lazım.
Caddenin girişinde ismini vermeyeyim şimdi. Bir franchise kafe açtığı zaman kirası çok yüksek olduğu, nasıl çıkaracağına dair dedikodular şehirde aynı anda yayılmıştı. Ama gördük ki 2-3 ay içerisinde yine özellikle kahve üzerindeki bütün franchise kafeler, size şahit oldunuz, bu caddede dükkanlar tutmaya başladı ve bize göre çok fahiş rakamlarla. Görüyoruz öğrenciler, işte Burdur'un kendi halkı buna bir ihtiyaç, bir talep varmış. Herkes buraları dolduruyor, buradaki hizmetlerden faydalanıyor. Bununla beraber Burdur'da son yaptığımız kamuoyu araştırmalarını, aynı zamanda saha araştırmaları yapıyoruz. Hizmet sektörünün Türkiye çapında gelişen ilerin başına geliyor. Bunu da gözlemliyorum. Bu sosyalleşmenin getirdiği bir şey. Tabi Burdur kaybettiklerini sosyalleşerek almak zorunda. Bunu yine rakamlarla desteklemek lazım. Bildiğiniz gibi bedelli askerlik Burdur'dan kaldırıldı. Yine oraya gibi çalışma var. Bununla birlikte şehir merkezinde olan üniversite örtülü kampüsüne gitti. 12 bin 13 bin öğrenci her gün sabah taşımalı eğitime yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafeye gidiyor. Geliyor ve kafeler bundan şikayetçiydi. Daha doğrusu esnaf şikayetçiydi. Bu ve bu gibi hamlelerle, Sayın Başkan'ın yaptığı hamlelerle Burdur göl kıyısındaki düzenlemeleri gördünüz. İnsanlar evlerin dışarı çıkarak sosyalleşmenin de gereğini yaşamaya başladı. Ve kendisi de yine açıkladı. Bir ya da iki caddeyi de aynı bu şekilde düzenleyeceğini ifade etti. Kendisine aslında Burdur adına bir teşekkürü borç biliyoruz. Bu kıyaslamayı en iyi yapacak olanlardan birisi de sizsiniz. Ben son iki senedir gerçekten güzel değişimler gördüm. Sadece bunu biraz daha anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani bir şey yapmaktan öte anlatmak da onun kadar önemli. Kesinlikle. Şöyle bir örnekle süslemek lazım belki de bunu. Sayın Başkan, bildiğiniz gibi tarım hayvancılık şehriyiz. Şehir merkezinde her ne kadar tarım hayvancılık çok göze batmasa da çok yakın mesafelerdeki ilçelerde, yerleşim alanlarında tarım hayvancılık ve süt üretiminin had safhada olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili zaten sizin de kişisel merakınız ve yaptığınız röportajlarda konunun uzmanları bu konuya açıklık getirdi. Sayın Başkan, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımların yanında süt bir paketi, yani tereyağı, peynirden oluşan bir paket dağıtımını ülke gündemine oturtturdu. Ve bu hakikaten Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından meclise ifade edildi. Bununla beraber Tarım Bakanlığı süt hayvanlarının kesilmemesiyle ilgili ileri bir genelge gönderdi. Bu sosyal devlet anlayışını aslında yaymanın gereksinimleri bunlar. Yani makarna, pirinç vesaire, bunlar zaten bir şekilde ihtiyaç sahibi insanların evine gidiyor. Nasıl makarna ihtiyaçsa, yağ ihtiyaçsa, süt, özellikle bir süt memleketiyiz, süt memleketiyiz. Kendi ürettiklerimize sahip çıkmak adına, bir mesaj vermek adına önemliydi. Yine son yaptığımız bir anket var. Şehrin halkhanelerinin, işte şehirde eksikliğini gördüğü bir numaralı şey AVM. Alışveriş merkezi. Ha, belki bilmediğimizden kaynaklı bir şey alışveriş merkezinin içeriğini. Ben karşıyım şahsen. Öyle olmasın. Karşıyım. Olmasın, AVM olmasın. Çünkü... Ama öyle bir beklenti de var yani. Yani şu var, AVM dediğiniz zaman... Ya da bir eğlence merkezi, eğlence kompleksine ihtiyacı var. Yani insanların sabahtan girip akşama kadar çocuklarını eğlendirebildiği, kısmen fast food'larda, restoranlarda ihtiyacını karşılayabildiği bir merkeze ihtiyacı var. Onun değerlendirmesi de Sayın Başkan yapacaktır muhtemelen. Bu talepleri alıyor, en iyi görecek olana ki esnaf zaten, esnaftan gelme bir başkanımız var. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, tekrar hoş geldiniz. Sağ olsun. Evet, gelelim her dönem gündemde olan ama sorunları çok da çözülüyor diyemediğimiz ama olmazsa olmazımız çiftçilere. Dostlar, Burdur'da Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Kamil Bey'le beraberiz. Başkan, niye seninle beraberiz? Çünkü Burdur'da hayvancılık hala çok önemli bir geçim kaynağı. Evet. Ve bu sıralarda da problem çok fazla. Evet. Gündemi işgal ediyor, etti, süttü. Nedir durum burada? Şimdi biz yol öykülerimizde yol boyu vatandaş ne düşünüyor, ne yapıyor, ne durumda? Hani gazetelerden öğrenmek yerine direkt iki ağızlardan öğrenelim diye yoldayız zaten. Nedir evet, öncelikle ben sizi bütün üreticilerimiz adına hoş geldiniz diyorum. Evet, Burdur geçimini Burdur'da yaşayan insanların %70'i hayvancılıktan kazanıyor. Onun için Burdur'da hayvancılık önemli. Ülke genelindeki sıkıntılar Burdur'u direkt etkileyen, olumlu olumsuz etkileyen sektörü, üreticiyi olumsuz yönde de etkileyen bir unsur. Onun için her şey Burdur'da daha çabuk hissediliyor. Özellikle son günlerde sütteki ağız fazlalığının olması, efendim sütteki sıkıntı... Az mı fazla tüketim mi az? Şimdi şöyle demek lazım, biz hedef koymuşuz 25 milyon ton sütümüz olsun demişiz. Ama şu anda 18 milyonda tıkanmışız. 18 milyon ton da ülke genelinden konuşuyorum. Tıkandık görünüyor.
tıkanlık görünüyor. Şimdi burada bence sıkıntının birinci maddesi samimiyetsizlik. Herkes samimi olacak. Burada bizlere de iş düşüyor. Sanayicimize de iş düşüyor. Bakanlığımıza da iş düşüyor. Herkes samimi bir şekilde bu krizli ortamdan nasıl çıkarızı düşünecek. Bütün riski üreticiye eğer yüklenirse bu üretici küser, bu üretici üretmez. Onun için üreticiyi barışık tutmak lazım. Üreticinin moralini yüksek tutmamız lazım. Birinci unsur, birinci önceliğimiz üreticinin para kazanmasını sağlamamız lazım. Herkes ben kazanayım derse bu krizden çıkamayız. Şu andaki sütte eğer fazlalık varsa bunun pazarı açılmalı. Bunun pazarı takip edilmeli. Bunun önü açılmalı. Önce hastanın teşhisi konmalı. Nerede sıkıntı var? Ondan sonra neşteri vurmalı. Ne var başka? Bence üretimde fazlalık yok. Biz hedef koyduk diyoruz. Doğru, biz Avrupa ülkelerine baktığımızda süt tüketimi yok gibi, az gibi görünse de biz sütü yiyoruz. Kültür olarak biz ülkenin kültür olarak biz yoğurt tüketiyoruz, peynir daha çok tüketiyoruz. Yani sütü tabiri caizse yiyoruz. Ama yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Eğer bu yurt içinde tüketilmesi sağlanamıyorsa yetkililer, yetki sahibi insanlar pazar bulacak. Bu kadar basit. Pazarı bizim üretici bulamaz diyorsun. Tabii ki canım. Şimdi ben yurt dışı pazarlarını ben rekabet edecek durumda da değilim. Bunun önünü açacak pozisyonda da değilim. Bunu beraberce yapacağız. Sanayicimizle beraber olacağız. Kimse, bakın, kimse bizim düşmanımız olarak görmüyoruz. Biz birbirimizi tamamlayan unsurlarız. Sanayicimiz olacak, üretici olacak başta. Sanayicimiz olacak, veterinerimiz olacak, tüketicimizi de düşünmemiz lazım. Sosyal devlet tüketicinin haklarını da koruyacak. Pahalı tüketmeyecek. Burada parayı kim kazanıyor kardeş? Parayı bu zincir baklaları çok uzun. Üreticiden tüketiciye varıncaya kadar bakla çok uzun. Burada tüketici bağırıyorsa ben pahalı tüketiyorum diye, üretici de bağırıyorsa ben para kazanamıyorum diyorsa bir sıkıntı var. Yani bunu tesisini iyi koymak lazım. Herkes ahlaklı olacak, herkes samimi olacak, herkes maliyetini ortaya koyacak. Herkes ben çok para kazanacağım demeyecek. Ya da üreticinin maliyetini aslında iyi kötü bu işleri yaparken öğrendim. Üreticinin maliyeti yüksek ve sattığı destekleme olmasa çoğu üretici zarardı zaten. Yani o 15-60 kuruş bir şey vardı, destekleme vardı, şu vardı, bu vardı ama. Şunu görmek lazım Talip Bey, üretim maliyetleri çok değişken. Neye değişken? Şimdi Türkiye'deki hayvancılık sosyal yapısına baktığında köylülük var. 5 tane 10 tane ineği olanlar üretiyor aslında sütün büyük bir kısmını. Aslında buraların ortalaması alınması lazım. Şimdi adam 5000 başlık bir işletmesi varsa oradaki maliyet bizi ve bu yapıyı çok ilgilendirmiyor. O adam 500 liraya sütü mal ediyorsa ben 1000 liraya mal ediyorum. Bu genel sosyal yapı göz önünde bulundurularak sütün maliyeti ortaya çıkmalı. Yani köydeki 5 tane ineği olan adam bu memleket için, bu devleti için, ülkesi için üretim yapmış. Kimseden de bir şey istemiyor. Yani işsizim dememiş. Çorunu çocuğunu okutmuş oradan. Evine ekmek götürmüş, katma değer sağlamış. İşte bunların sahip çıkılması lazım. Hayvancılık köylülüktür diyoruz. Onun için diyoruz. Hayvancılık bir sanayi değildir. Biz üretim yapıyoruz. O 5 tane, 10 tane ineği olan işletmeler koruma altına alınmalı. Yani Türkiye'nin sosyal yapısı bu. Adam işsizim demiyor bakın. Evet. Üretim yapıyor. Onların koruma altına alınması lazım. Maliyet onlardan alınması lazım. Oradan süt çıkıyor nereye gidiyor? Sanayiye gidiyor. Sanayideki maliyet hesaplanmalı samimi bir şekilde. Elektrik maliyeti, kutu maliyeti neyse samimi bir şekilde olmalı. Burada haksız para kazananlar varsa belirlenmeli, işaret edilmeli. O da bakanlığın işi zaten. Yani yani orkestra şefliğini bakanlığımız oynaması lazım. Yani bakanlığımız şu günlerde yapmış olduğu çıkışlarla üreticiyi koruma adına tedbirler almaya çalışıyor. Süt tozuna destek vermeye çalışıyor. Bakın destekler bir şeyin pompalanmasını sağlamalı. Veya bir şeyin cazipliğini sağlamalı. Üretimi cazip etmeli mesela.
bir şeyi neyle bir sıkıntı varsa veya tüketimi cazip hale getirmeli. Verilen teşvikler, verilen destekler, o anlamda destekler çıkmalı. Her gelene ver para, her gelene ver para anlamında değil. Mantıklı bir şekilde nerede bir ayak eksik geliyorsa o ayağı tamamlama adına oradan destekleme verilebilir. Evet. Yani bununla ilgili tedbirler almalı. Peki başkanım, şimdi Burdur'da biraz çözüm oldu mu? Yani yine üretici şu anda malını satma konusunda bir çözüm oldu mu? Ne şu anki durumda yani? Şimdi ben Burdurluyum derken övünerek söylüyorum. Burdurlu örgütlü bir kentimiz. Kooperatifçiliğiyle, birlikçiliğiyle ve yetiştiricisi ufku açık, yeniliklere hazır böyle bir yetiştirici portföyümüz var. Onun için Burdur'da örgütlerinin sayesinde çok sıkıntı çeken bir il değil. Yani şu anda Burdur'umuzda 1.15'in altında süt satışı yok. Olanları da köy kopumuz onları devre girdi, süt tozuna çevirdi. Sağ olsun, eğer eksik kalan varsa biz devreye gireceğiz. Onunla ilgili sıkıntımız yok. Ancak Burdur'da belediyeyle ilgili, belediyemizin başlatmış olduğu çok güzel bir sosyal politika, sosyal bir proje var. Şu sıkıntılı olduğumuz dönemde öyle bir yerinden yakalandı ki hem sıkıntıdaki üreticinin elinden tutulmuş oldu, hem ihtiyaç sahibi insanların sütle, peynirle, yoğurtla buluşması sağlandı. Ben bu anlamda belediye başkanımızı tebrik ediyorum ve buradan da çağrıda bulunuyorum. Türkiye'deki bütün belediyelere, bir sizler oylarını aldığınız insanların bu projelerden yararlanmasını sağlamakla mükellefsiniz. Yani ihtiyaç sahibi insanlar bizim insanlarımız. Onları bunlarla buluşturmak, aynı zamanda şu anda üreticinin de elinden tutmuş olacaksınız. Bir taşla iki kuş. Evet. Yani bütün Türkiye'de bunlar yapılsa bence hem Tarım Bakanlığımız rahatlayacak. Yani süt tozuna mı vereyim, destek şuna mı vereyim arayışı içerisinden değil, rahatlatmış olacağız. Eğer sütte tüketimde bir sıkıntı varsa, arzda bir fazlalık varsa bu şekilde onu eritebiliriz. Örnek bir proje oldu yani. Tabii ki, tabii ki. Ben tebrik ediyorum başkanımıza ve buradan duyurulur bütün belediyelerimize, örnek alınsın. Bu projeden herkes böyle bir projeyi başlatsın diyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki üretici ne diyor? Bizim hayvancılık sektörünün en önemli sorunu besleme maliyetleri. Yani hayvanın yiyeceği kaba yem ya da kesif yemin üretim maliyetleri. Elektriği, gübresi, motorini, bunlar bizim en önemli sorunlarımız. İkincisi de son dönemde Türkiye'de süt üretimi çok artmamasına rağmen süt dünyasında bir kriz oluştu. Bu krizi bütün üreticiler hissetti. Belki Burdur örgütlü olduğundan dolayı, işte köy kop, damızlık sığır yetiştiriciler birliği birbirine kenetlendiğinden dolayı, işte birlik ruhu güçlü olduğundan dolayı belki başka illere göre bunu daha az hissetti. Ama biz bunu daha az hissetmemize rağmen yine de Burdur'dan, Burdur Belediye Başkanımız Sayın Ali Orkun Encelengiz öncülüğünde bir ses verdik. Bizim maksadımız şuydu, tabii Burdur Belediyesi'nin fakir fukaraya, kendi ilindeki fakir fukaraya dağıtarak dağıttığı mamullerle süt krizi çözülecek değildi. Ama burada bir niyet ortaya koymaktı, farkındalık yaratmaktı. Burdur Belediyesi bunu başarıyla yapmıştır, uygulamıştır, bütün Türkiye'ye ses vermiştir. Biz de buradan bir üretici olarak bu hayvancılık sektörü biliyorsunuz bir tuğla üretimi gibi ya da bir fabrika mamulü gibi değil. Bugün sütü üretmek isterseniz bir inek olması lazım. Bu ineğin en az 16-17 aylıkta düvenin tohumlanması lazım. 9 ay buzağı karnında taşıması lazım. Ondan sonra süt alabilirsiniz. Ya da 1 kilogram eti elde etmek için İşte bir hayvanın en az 17-18 aylık gelişme süresini tamamlaması lazım. 9 ayda anasının karnında kalması lazım. Yani bugünden yarına olacak şeyler değil. O yüzden 5 yıllık, 10 yıllık planlar dahilinde bu işlerin yürümesi gerekiyor. Biz Burdur'da örgütlü toplum olarak örgütlerimize de sahip çıkılmasını, muhafaza edilmesi istiyoruz Ankara'dan, ilgili bakanlıklardan. Örgütlü güç iyi bir şey. Birbirinize sahip çıkıyorsunuz, sorunları daha net ortaya koyabiliyorsunuz.
Burdur Belediyesi'ni tekrar kanalınız, şahsınız aracılığıyla tebrik ediyorum, kutluyorum. Burdur'dan böyle bir meşale, kıvılcım, ateş yakılmıştır. Bütün büyük belediyelere, işte Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, büyükşehir belediyelerine, hatta orta ölçekli belediyelere ve daha önemlisi işte fakire fukaraya, kömür yardımı, makarna yardım yapan sosyal yardım vakıflarına örnek olmasını diliyoruz. Neden? Süt ve ürünleri, et ve ürünleri tüketildiği zaman insanımız, çocuklarımız iyi gelişecek, sağlıklı nesiller olacak. Bu arada da köyde zor şartlarda üretim yapan insanların ekonomisi ve geliri devam edeceğinden dolayı üretim devam etmiş olacak. Yani kırsal demek, mutfak demek. Evet. Tayfun Bey, ben şöyle bir benzetme yapıyorum kendi görüşlerime göre. Bir ev düşünün. Dört dörtlük eviniz var, villa, havuzu var, her şey var ama kiler ve mutfak yok. O ev bir işinize yarar mı? Evet. Ben kırsalı, köylüyü, üreteni, üreticiyi, mutfak ve çalışanları olarak görüyorum. Ve bütün Türkiye'ye de buradan sesleniyorum. Diyorum ki mutfağınıza sahip çıkın. Mutfak önemli. Mutfaksız yaşam olmaz diyorum. Bir de daha öncelerden söylediğim bir sözümüz var. Burdur'dan çıkmış bir söz. Diyoruz ki ey Ankara'dakiler, ey yönetenler, ey bize politikalarıyla yön verenler. Kırsal boşalıyor. Kentlere göç ediliyor. Kentler yığıldı. Sıkıntı var. Toprak, kırsal boşalıyor. Sıkıntı var. Kırsal yaşlandı. Köyler mezraya dönüyor. Mezbeleliğe dönüyor. Bunları derhal önüne geçelim. Eğer bunlar önüne geçilmez, önlemler alınmazsa 10 yıl gıda kuyumcularda işte altın vasfında satılan bir ürün olacak. O yüzden bir an önce üretime dönelim. Biz doğduğumuz yerde doymak istiyoruz. Köylüler olarak, kırsalda yaşayanlar olarak ama doğduğumuz yerde adam gibi yaşamak istiyoruz. Bize acımasın Ankara'da ya da şehirlerde duranlar. Köylüye sadece üretim kanallarını açsınlar, üretim yollarını açsınlar, üretmelerini teşvik etsinler. Biz üretelim, ürettiğimizde iyi yaşayalım. Köylerimizde kentli gibi yaşayalım. Kentlere gidip hem kentte sorun olmayalım, hem köylerde araziyi, toprağı, o altyapıyı, suyu bırakıp da oraları devletin yıllarca yaptığı yatırımları da atıl durumda bırakmamış olalım. Peki, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir söz söylediniz. Buradan tüm Türkiye'ye aslında bu örnek olmalı. Doğduğumuz yerde doymak istiyoruz. Doğduğumuz yerde doymak istiyoruz. İyi yaşamak istiyoruz. Köylerde kentli gibi yaşamak istiyoruz. Şehirlerde köylü gibi değil, köylerde kentli gibi yaşamak istiyoruz. Başkan Ali Orkun Cengiz'i hem sokak hem de üretici anlattı bize. O zaman geldi işte. Başkana bir merhabamız olmalı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'le birlikteyiz. Aslında ben başkanım gibi böyle uzun boylu insanlarla röportaj yapmayı çok istemiyorum. Benim boyumun kısalığı ortaya çıkıyor. Hani televizyonda daha heybetli görünüyoruz genelde. Başkanımla röportajdan çok aslında sohbet edeceğiz. Çünkü sosyal belediyecilik anlamında çok güzel bir örneğe rastladık. Röportaj yaptığımız insanlar bunu anlattılar. Biz de hem başkanımızı kutlayalım dedik. Ama bu sosyal belediyecilikte tabii ki yardım alan insanlarla konuşmuyoruz. Onları rencide etmek istemiyoruz. Olması gereken de bu. Ama bu desteği veren hem süt üreticisine hem de bu Burdur'daki fakir fukara insanlara desteği yapan insanla da muhabbet etmek gerekir diye düşünüyorum. Başkanım, öncelikle sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tabii, teşekkür ederim. Sır Üreticiler Birliği Başkanı'yla da konuştuk. Üreticilerle de konuştuk. Aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki başkanımız bize destek olmaktan da öte bir örnek verdi dünyaya ve Türkiye'ye bu anlamda. Olması gerekeni yaptı. Şunlarla başlamak istiyorum ben. Evet. Şimdi burada peynir görüyorsunuz. Bu 1 kilogram bir peynir. Bu da Köykop tarafından üretilen, yani köylünün kooperatifi tarafından üretilen bir peynir, beyaz peynir. Burada da yarım kilo bir tereyağımız var. Bu da yine aynı şekilde köylü üreticimizin kooperatifi tarafından üretilmiş. Üreticinin tamamen kendi emeği olan ve köylünün bir araya gelerek kurduğu kooperatifin ürettiği bir ürün. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi biz burada ne yaptık? İsterseniz ondan bahsederim size. Basını takip ediyorum. Sosyal belediyecilik projeleri içerisinde ne yapabiliriz? Sürekli halkın isteklerini, taleplerini, gereksinimlerini nedir? Bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Tabii dünya artık çok küçüldü. Bakıyorsunuz nerede ne var ne yok. Şöyle bir haber okudum. Süt üreticisi zorda. Süt hayvanlarının kesime gideceğini üzülerek okudum. Dedim ki biz bir şeyler yapmalıyız.
Bu yaptığımız işte hem tüketim arttırmalıyız, hem üreticinin buradaki üretim fazlasını ortadan kaldırmalıyız, tüketime kazandırmalıyız. Hem de tüketimde ihtiyaç sahibi insanımıza bu süt ve ürünlerini ulaştırmalıyız. Hemen bir çalışma başlattık arkadaşlarımla. Dedik ki ne yapabiliriz? Dar gelirli vatandaşlarımıza peynir ve tereyağı dağıtalım. Bu odun kömürden, makarnadan daha farklı bir şey olsun. Ayrıca protein yani. Ayrıca protein. Aynı zamanda da ben bir eczacıyım. İlerleyen yaşlarda osteoporoz dediğimiz kemik kırılganlığının arttığı bir hastalık var. Özellikle bayan yaşlılarımızda çok sık gördüğümüz kalça kırıklarına neden olan bu yeterli D vitamini ve kalsiyum alınmamasına bağlı bir rahatsızlık. Tabii bir kilogram peynir ya da yarım kilogram tereyağı buna engel olabilir mi? Olamaz. Ama bu farkındalığı yaratmak lazım. Yani Türk insanının bir Avrupalıya göre neredeyse onda bir oranında daha az süt tükettiğini veya süt ürünlerini tükettiğini göz önüne aldığımızda bizim bir şeyler yapmamız gerekir diye düşündüm. Ve buradan hareketle kooperatifle bir çalışma başlattık. 5000 aileyi hedefleyerek Burdur'da 5000 ailemize 1 kilogram peynir, yarım kilogram da tereyağı ulaştırmayı planladık. Bu periyodik olarak mı dağıtılıyor başka? Şimdi bizim amacımız yıl sonuna kadar 5000 aileye ulaşacağız. Yani bir yıl boyunca 5000 aileye ulaştıracağız. Şöyle de bir destek almaya başladık. Süt üreticilerinin bir kısmı dedi ki başkanım 2 ton süt benden, 3 ton süt benden. Biz bunların işlenmesi için kooperatifle görüşeceğiz, anlaşacağız. Bunların bir kısmı da bedelsiz gelecek bize. Ya da çok cüzi maliyetlerle gelecek. Amacımız bir sosyal projenin içerisinde hem üretime katkı koymak, hem tüketime yardımcı olmak, hem de ihtiyaç sahibine alamadığı, ulaşamadığı ürünleri ulaştırabilmek. Hem de süt hayvanlarını korumuş olduk. Tabii ki. Yani bir ırkı kaybetmemek lazım. Şu anda Burdur iyi bir süt üreticisi şehir olabilir, il olabilir. Ama bu ırkı kaybettiğiniz zaman yarın markette belki süt bulmakta da zorluk çekebiliriz. Böyle bir sıkıntı var. Açıkçası ben bunu bir ülke projesi olmasını da istiyorum. Bakın biz şöyle bir sloganla çıktık. 78 bin nüfuslu bir şehir, 5 bin aile, 78 milyon nüfuslu bir ülke, 5 milyon aile. Bunu yapabiliriz. Eğer bunu yaparsak hem üretim anlamlı olacak, hem de tüketime katkı koymuş olacağız. Dar gelirli vatandaşımızın da bunu bir hakkıymış gibi görerek sosyal devlet politikası içerisinde, hatta bir elin verdiğini bir el görmeden, yani bu projeyi yaparken de amacımızın alanla veren birbirini görmeyecek. Böyle de bir çalışma yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde dağıtımına başlıyoruz. Üretimlerimiz bitti. Bunun yararlı olacağını düşünüyorum. En azından vatandaşımız kimseye ihtiyaç duymadan o peyniri ve tereyağını kendisi alabilecek. Vallahi başkanım, bunun altına bir kez daha çizmek gerekiyor. Yani bu sadece propaganda amaçlı yapılan bir şey değil. Oy kaygısıyla yapılan ya da size bunları verdik değil. Bu önemli bir iş. Onun için bizim tam programa göre oldu. Bu bam teli oldu zaten. Evet. Çünkü Türkiye'de bu işler genellikle hep bir şey karşılığı yapıldığı için ya da işte biz gidersek bu yardımlar kesilir şeklinde bir algı yaratıldığı için bir problem oluyor. Yani aslında siyaset kurumu bu tip işleri çok propaganda malzemesi haline dönüştürmemeli. Yani bizler eğer siyaseten seçilip gelmiş insanlarsak şu anda yönettiğimiz kurumlar bizlerin siyaseti adına kullanabileceğimiz kurumlar değil. Buradaki alınmış kazançlar, vergiler, toplanmış vergiler ya da toplam gelirler diyelim, tüm halk adına kullanmamız gereken sorumluluğu üzerimizde olan, maalesef zaman zaman suistimale açık olan ancak işini doğru yapan başkanların da hakikaten hakkıyla yaptığı zaman yerinde güzel çalışmalar yaptığı iyi bir kurum. Yani belediyeler. Bu anlamda ben kurumu çok siyasete alet etmek istemiyorum. Burada herhangi bir seçicilik ya da oy karşılığı, zaten hani böyle bir düşüncem olamaz. Bu çalışmayı yaparken de hiçbir vatandaşımızı rencide etmemek adına çalışmaların hiçbirisinde bulunmayacağım. Vatandaşımız, ihtiyaç sahibi vatandaşımız muhtarlar aracılığıyla bu peynir ve tereyağına ulaşabilmenin belgesini bizden alacak. Kayıt küreğini bizden alacak, gidecek, sanki marketten alışveriş ediyor gibi köy kapağı ait marketten peynirini, tereyağını alacak ve marketten alışveriş etmiş şekliyle, poşetiyle birlikte çıkıp
evine gidecek. Kutluyorum, çok güzel proje, dilerim herkese örnek olur. Başkanım, tabii biz sadece bu konu için önce sizi rahatsız etmiştik ama ben yıllardır Burdur'a gider gelirim. Bir Burdur sevdalısıyım. Bunu bütün Burdurlular biliyor, niye bu kadar çok gidip geliyorsun diye. Gölü gördüm. Bu gölün aşığıyım aynı zamanda. Güzel bir şeyler yapılmış ama sular da biraz çekilmiş, evet, tabii. Evet, maalesef. Bir halk plajı yapmışsınız, çok güzel, kutluyorum. Yolları falan bahsetmiyorum, zaten onu vatandaşın kendi bahsediyor. Ha, belediyenin zaten görevleri diye düşünüyoruz. Ama şu var ki, göl için ne yapıyoruz? Evet, biz hep miras değil emanet diye başladık. Yani Burdur'u bir emanet olarak görüyoruz. Özellikle Burdur Gölü, Burdur'un tarihi boyunca belki kentleşmesinin en büyük gerekçesi. Yani bunu bir kere altını çizmek istiyorum. Baktığınız zaman suyun olduğu her yerde kültür bir adım önündedir. Biz bu varlığın aslında bir doğa güzelliğinin dışında bir kültür mirası olduğunun da düşüncesi içerisindeyiz. Onun için de ben Burdur Gölü'nün kurulmaması gerektiğine inanıyorum. Yanlış tarım politikaları neticesinde elbette köylümüz, çiftçimiz üretim yapacak. Ancak gölün hakkı olan suyu da göle ulaştırmak zorundayız. Şu anda 11 tane sulama barajı var. Göle giden o güzelim su kaynaklarının üzerinde. Efendim, o an oy alalım, şunu yapalım diye yapılmış şeyler bunlar muhakkak ki. Elbette gerekli, ikinde sulanacak ama yani bu kadar çok değil. Biz zaten bu işin ayarını tutturamıyoruz. Problem olarak bu tabii yani. Ki. Tabii ki. Bakın, biz başka bir çalışma da yaptık. Biz endemik bitki serası kurduk Burdur'a. Bunun içerisinde Burdur Belediyesi olarak biz endüstriyel ve ekonomik bitkilerin üretimin üzerinde de bir çalışma yapacağız. Yani amacımız tonu 600-650 liraydan buğday üretimi yerine tonu 6000 liraydan, 7000 liraydan, 8000 lira, 16000 liraydan tıbbi aromatik bitkiler yetiştirelim. Vatandaşımızın, köylümüzün, çiftçimizin daha az su çeken, daha verimli üretim alabildiği bitkilerin üretimini yapalım. Biz bunları vatandaşımıza ulaştıralım, öğretelim. Biz bunun çalışması içerisindeyiz. Böyle olunca da ne olacak? Vahşi sulama yerine daha az suyla daha verimli üretim yapılabilen bazı bitkileri üretmiş olacak vatandaşımız. Gölün üçte biri gitti. Şu anda Burdur Gölü 1971 yılından sonraki yapılan ölçümlerde maalesef hacminin üçte birini kaybetmiş durumda. Bu hızla çekilmeye devam edecek olursa ki 71 yılından bu yana yapılarak gelen o barajları hesap ederseniz bu ilerleyiş çok daha kısa zamanda olacak gölün kaybı. Yani hacmen belki 40 yılda kaybettiğini 20 yılda iki katını kaybederek gidecek. Gölün kaybolması neticesinde neler olacak? Tabii bunları da bir takım bilim adamları öngörülerini ortaya koyduğu zaman göl tabanındaki kükürt ve arsenik buharı maalesef insan yaşamını olumsuz etkileyecek. Canlı doğal yaşamı olumsuz etkileyecek. Bu göl sadece bize de ait değil ayrıca. Göçmen kuşların geçiş noktası, konaklama noktası, birçok canlıyı da dolaylı veya doğrudan etkiler durumda. Biz bu konuda bir çalışma başlattık aslında. Bakanlığın da dikkatini çekebildik. Sayın Bakan Veysel Eroğlu bu konuda bir Burdur Gölü'nü kurtarma eylem planı hazırlanmasını istedi. Geçen yılda bunun tanıtımı yapıldı. Fakat biz oradaki çekincelerimizi dile getirdik. En başta göle taze su kaynağı girişi olması gerekmekte. Yani taze su kaynağı girişi olmadıktan sonra mümkün değil. Arıtmayı rehabilite etsek, endüstriyel atıkları ortadan kaldırsak ya da işte göl kenarındaki kuyu sondajlarının sayısını azaltsak tek başına çözüm değil. Gölün taze su kaynaklarının mutlaka göle kazandırılması gerekiyor. Aksi takdirde çok verimli bir çalışma olmaz. Daha gidecek çok yol var. Veda vakti geldi dostlar. Yollar uzun, memleket şartları çetin. Biz artık gidelim.